Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu videoda sizlere dünyanın en pahalı 7 otomobilini anlatacağım. Dünyanın en pahalı 7 otomobil dediğim zaman aslında bu liste tamamen 0 kilometre olarak satılmış en pahalı o 7 otomobili kapsıyor. Tabii ki ikinci elde böyle dediğim zaman biraz düşüyor aslında ifade ama yani bir açık arttırmada satılmış otomobiller bu videonun kapsamında değil. Dolayısıyla 0 kilometre olarak koltuklarına İlk oturan insanların o sahip olan bu kadar milyon dolarları veren kişiler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Aslına bakarsanız bu liste sürekli ünvan el değiştiriyor, markalar değişiyor ama ilk 7'deki isimler pek bir değişmiyor. Aslında bildiğimiz markalardan oluşuyor. Çünkü neden? Bir otomobili hani bir marka en pahalısı benim demek için bazen öyle bir özel üretim yapıyor ki en pahalı otomobil işte benim diyerek daha alttaki ucuz otomobillerin de o pahalı seviyesine doğru taşımaya çalışıyor. Özellikle 90'lı yıllarda işte Asya pazarındaki yani Amerika'daki zenginler haricinde Asya pazarındaki zenginler sonrasında da Arapların böyle hani kendilerini göstermek amacıyla paralarını saçtıkları belirli dönemlerde bu parayı bir anda kazandım ben ne yapacağım ben bu parayı dedikleri otomobiller genellikle bu listede varlar. Günümüzde daha da aslında rakamlar uçmaya artık hani lüksün sınırı yok ifadesini gördüğümüz otomobiller oluyor. Hadi gelin başlayalım. Listemize nereden mi başlayacağız? Tabii ki Maybach Accelero söyleyemediğim arabadan. Bir zamanda içine bindiğim ama söyleyemediğim arabadan. 7 numaradan başlıyorum. Az önce ismini söyleyemediğim Mercedes Maybach Accelero. Aslında bu otomobili pek çoğunuz Supercar Blondie'nin yeni dönemlerinde hani aslında Maybach'ın bir şekilde gel ablacığım bak bakalım burada bizim bir saçma sapan arabamız daha var bunu da gör dedikleri noktadan sonra özellikle Z kuşağı bu otomobili böyle tanımaya başladı. Ne zaman ki bu otomobilin fiyatı 0 kilometre olarak açıklandı ondan sonra zaten bu otomobili geçebilen çok az diğer marka model oldu. 8 milyon dolardan bahsediyorum. Sadece bir tane üretildi. Çıkış noktası çok enteresan. Hatta bununla ilgili bu kardeşiniz zamanında kimsenin gitmek istemediği bir lastik lansmanında Maybach Accelero'ya binmiş ve aslında hayatında ummadığı kadar değerli bir şeyin içinde olduğunu hissetmiş bir arkadaşınız burada duruyor. Yani Türkiye'de sanırım 2 ya da 3 kişi böyle bir şeye haiz oldu mu derler. Öyle bir durum oldu. Bir tanesi de benim çok şanslıyım. Hatta şöyle söylemek istiyorum. Bu arabanın ben şimdi aklıma geldi. Yani laptopumun yükselticisi olarak hala bunu kullanıyorum bakınız. Yani kanası da burada. Orada gittiğim zaman bana vermiş oldukları basın dosyası bu gördüğünüz gibi. Bu dosyayı hala kullanıyorum. Das Projekt. The Project. Almanca okuyamayacağım ama Weltpremiere Accelero 2005. Weltpremiere Accelero 2005 yazıyor burada. Fulda markasının Maybach'le olan işbirliği sonucunda bu araç ortaya çıkmıştı. Tabii bunun içerisinde hala basın bültenleri duruyor. Hatta fotoğrafları falan da duruyor. Şöyle göstereyim. Zaten aralara hani fotoğrafları yavaş yavaş koymaya başlayacağız ama hepsinden önce bu iş nasıl oldu? Ben bu arabaya nasıl bindim? Ve bu araba hala nasıl dünyanın en pahalı 7. 0 kilometre otomobili olabiliyor? Bunları anlatmak istiyorum. Çıkış noktası şu aslında. Fulda diyor ki ben yüksek performanslı otomobiller için lastikler geliştirmek istiyorum. Dolayısıyla da buna uygun bir otomobile ihtiyacım var. Ve hani Fulda bir Alman markası olduğu için bu uğurda güvenebileceği markalardan bir tanesine gitmek istiyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? Tabii ki Mercedes-Benz. Mercedes de diyor ki o aralar işte Maybach hani yeniden hayata geçiriliyor ve o Maybach hayata geçirilirken hep zaten şey muhabbeti de vardır. Tamam sedanını yapıyoruz iki farklı uzunlukta sedan Maybach yapıyoruz ama bizim amacımız bu lastiklerde yüksek ağırlıktaki lüks ve hızlı otomobiller. Yani araç hem çok güçlü olacak hem hızlı olacak ama bir super light yani bir Ferrari F40 falan gibi bir şey olmayacak. Dolayısıyla
da Maybach gibi bir arabada karar kılıyorlar. Bunun geçmişi de var aslında. Deyince geçmişi nerede acaba? Onun küçük oyuncağı da vardı. Orada bir yerde duruyor. Neyse başka bir hikayede onu da anlatırım ama aslında Fulda ile Maybach arasındaki işbirliği sadece bu araca özel değil. Yani 2005 yılında ilk tanıtılan araca özel değil. Ta böyle yıllar öncesinde 1930'larda ne yani 20'lerde 30'larda Fulda aslında büyük kamyonlar ve otobüsler için özel lastikler üretirken Mercedes'le birliktelik yapıyor. Sonra diyor ki bunlara uygun yüksek ağırlıktaki lastiklerimizi geliştirmek için bize bir otomobil yapar mısınız diyorlar. O yıllarda da Maybach yapıyor. Aradan böyle bir 70 sene geçtikten sonra 80 sene geçtikten sonra bu Exelero'yu yapıyorlar. Sadece bir tane 2005 yılında üretildi ve Mercedes Maybach'larda da kullanılan çift turbo beslemeli 12 silindirli motoru var. 690 beygir, 1000 Nm tork var ve maksimum hızı da 350 km'de sınırlandırılmış bir otomobilden bahsediyoruz burada. Tabii içerisinde çok böyle hani aman aman bir durum yok. 2 kişilik bir otomobil. Arkada da böyle yalandan bir bölüm var. Oraya kasklar konuyor. İç mekan tamamen Maybach modelleriyle neredeyse aynı. Fakat tasarıma baktığınız zaman böyle bir Batmobile gibi simsiyah farlar falan, önde kocaman bir krom ızgarası var. Şöyle bir şey, ben kendi hikayemi anlatmak istiyorum bununla ilgili. Bu araçın lansmanı, ben dergide çömez muhabirlik döneminde, yani muhabirim ama hani böyle ilk dönemlerimde bir ton bizim dergiye böyle lansmanlar geliyor falan. İşte güzel bir lansman geldiği zaman yayın yönetmeni gidiyor. İşte ondan sekerse yazı işleri müdürü gidiyor. İşte test editörü gidiyor falan gibi şeyler. Bu lansman böyle hani Fulda lastik lansmanı işte. Tamam işte. Hani sen de bir kal, sen git de. Zaten o dönem Fulda daha çok böyle taksici lastiği olarak böyle bir ifadesi var. Diyorlar ki tamam Birkan bu da sen git diyorlar. Sallıyorlar ya yani, tamam. Yani ben de hayatımın şanslarından bir tanesine denk geliyorum bu sayede. Neyse gidiyoruz işte Fulda o dönem işte Goodyear'la falan böyle bir o ekiple beraber gidiyoruz. İşte Berlin'e gidiyoruz. Berlin'de çok güzel böyle bir basın toplantısı başlıyor falan derken işte ışıklar söndü. Böyle sonra bir sisler falan verildi falan derken oradan böyle bir şey çıktı. İşte ladies and gentlemen Maybach Exelero falan böyle ben böyle oğlum bu ne lan falan böyle hani işte bilmem ne hanım bu ne falan diye bakıyor. O ne falan bir anda böyle hayatımda gördüğüm en manyak otomobillerden bir tanesiyle karşı karşıya kaldım. Ve hani dedim bu ne? Hiç beklemiyorduk böyle bir şey tabii ki. Sonra da zaten basın toplantısı yapıldıktan sonra dışarıda pist var. Bu arada hani bunlar artık şey ya dışarıda pist var zaten ama pistte de her türlü Mercedes arabası var. S serisi, kabriyolar falan. Ben hatta hayatımda ilk defa S serisindeki böyle spin at başladım böyle ıslak kuru böyle test ediyoruz böyle kapalı tabii pist ortamında. Yoldan su fışkırıyor oradan kaçıyorsun falan. İlk defa hayatımda pre-safe'in nasıl çalıştığını orada hissettim. Çünkü S serisi bir koptu böyle. Allah falan diyorsun böyle gidiyoruz derken o bütün kemerler falan sardı vesaire. Neyse çok lafı uzattım ama 8 milyon dolarlık bu Maybach Exelero şimdilerde bir el değiştirmedi ama muhtemelen bir sonraki satışa çıkması halinde böyle bir 12-13 milyon dolar kesin yapacaktır gibi geliyor. Neden bu otomobil bu kadar çenemi yordu aslında? Hani diğerleri daha çok yoracak mı bilmiyorum ama diğerleriyle bu kadar hikayem yok da ayrı konu. Nardo'da yapılan yüksek hız denemelerinde 351 kilometreye kadar çıkabiliyor. Muhteşem. Ve bir de hani ağırlığının 2660 kilo olduğunu da düşündüğümüz zaman nasıl büyük bir mühendislik örneği olduğunu görüyoruz. Tabii bir de atladığım nokta var. Pistte tabii bu kadar anlattım gördük o çok güzel oldu falan. Nasıl bindim? O da önemli. Çünkü bu aracı pilotluğunu bir dönem DTM'de fırtınalar estiren şampiyon pilot Klaus Ludwig yapıyordu. O yıl DTM geliyordu Türkiye'ye ve hani ben tabii hani biraz görünme çalışarak gitmiştim. Tabii bu sürprizlere hani hep diyorsunuz ya abi işte nasıl işte otomobil gazeteciliği yapabiliriz falan filan gibi şeylerde. Abi doğru yerde doğru zamanda bir anda böyle kucağınıza böyle fırsatlar çıkabiliyor. Ve dediler ki tamam hani dışarıda Mercedes'lerle oynuyoruz biz işte böyle spin atıyoruz falan işte drift yapıyoruz falan filan ama dediler ki işte Exelero'ya da bineceksiniz falan gibi böyle ama tabii bir tane olduğu için araba yani sırayla biniyor sırası gelen biniyor. Bir tur atıyorlar. Dış pistte böyle bir tur atılıyor. Kim atıyor? Yani sürücü koltuğunda kim var? Klaus Ludwig var. Öyle şey oluyorsun böyle. Aman tanrım o hani benim 90'larda böyle hani Eurosport'ta izlediğim DTM'lerdeki şampiyon adamlardan bir tanesi böyle sürücü koltuğunda ve sağ koltuğunda ben varım. Böyle. Düşün ben. Salak bir şapka var kafamda ve böyle kadife bir tane kahverengi ceketim var. Klaus abi sağ olsun hemen güzel bir tur attırıyor ama sesini duymanız lazım. Yandan çıkan egzozlar böyle 12 silindir turbo falan böyle. Hadi.
yaldır yaldır gidiyoruz böyle. Ve ben oho falan, tabii bu arada muhabbet döndürüyorum. Çünkü amaç şu, abi bir tur dağıtsak ya. Hani ben kullanamayacağım o kesin de. Yani ona eminim zaten de. İşte bu yıl işte İstanbul Park'a geleceksiniz. DTM yarıştıracaksınız. İşte nasıl olacak falan derken. Klaus abi muhabbeti bir sevmiş olacak ki. Kimseye attırmadı. İkinci turu bana attırdı falan böyle. Belki benden sonra birileri daha atmıştım ama o noktadan sonra önemi yoktu. Ben Maybach Exelero ismi söyleyemiyorum. Çok kötü. Exelero ile iki tur 60 bin insan olarak şu anda karşınızda bulunuyorum. Videoyu burada kessek mi acaba? Diğerlerini anlatmaya gerek kalmadı sanki. Hadi buyurun. Geriye saydığımız listede bir sonraki araca geçeceğim. Bu kadar çene çalmayacağım ilk araç kadar. Buna emin olabilirsiniz. Bugatti'nin 110 modeli 9 milyon dolarlık fiyatıyla 0 kilometre olarak satılan en pahalı otomobillerden bir diğer olarak dikkatimizi çekiyor. Bu aracın özelliği nedir? Bugatti biliyorsunuz özellikle Lamborghini'den transfer ettiği böyle one-off'lar, işte böyle simge modeller, geçmişlerdeki modellerin az üretimli bilmem ne falan halleri olan modelleri de üreterek aslında normalden daha fazla para kazanmak için bir takım stratejiler geliştirmişti. Bu 110 de böyle bir versiyondur Bugatti'nin 2019 yılında ortaya çıkan ve Bugatti'nin 110. yılı için yapılmış olan bir versiyondur 110. Neden peki bu otomobil bu kadar pahalı? Bir kere 100 İtalyanca'da 100 demek. 110 de 10 demek. Yani 110. Şimdi hani Bugatti'nin 110. yaşı eyvallah. Ama bir taraftan da Bugatti'nin hani o iflas etti. Böyle 80'lerin sonunda tekrardan bir böyle bir hadi bakalım bir daha bir yapalım dediler. Sonra işte EB110 modeliyle ortaya çıktılar ki o fabrikada şu anda hayalet bir fabrika olarak hala Modena'daki yerinde duruyor. Mavi kocaman bir fabrika ama günümüzdeki Bugatti modelleri orada üretilmiyor biliyorsunuz. Onlar başka bir yerde üretiliyor. Monsheim'da üretiliyor. Dolayısıyla hem o modele gönderme yapıyor. Hem de aslında EB110 tasarımında ki hani Chiron üzerinden EB110'un tasarım böyle esinlenmelerinin olduğu bir model 110. 9 milyon dolar. Az para değil. Hani kurları da düşündüğümüz zaman baya baya fiyatların böyle oynadığını biliyoruz. Peki niye aslında Bugatti EB110'da 110 bu 110? Yani ikisi de 110. Ama hani bir tanesi 110, ötekisi işte 110 gibi. Çünkü o modelde aslında Ettore Bugatti'nin 110. doğum günü için 110 ismini taşıyordu. Çünkü o yıllarda mesela Bugatti EB110'dan sonra EB112 gibi de bir model üretilecekti. Hani o daha böyle bir farklı bir modeldi ama ne yazık ki seri üretime geçememişti. Bu modelin tabii ki Chiron'dan gelen W16 motoru var. Chiron'dan bahsediyorum tabii ki. 1600 beygirlik bir güç. Allah'ım nasıl bir şey bu? Ve hani 2.4 saniyede 100 kilometreye çıktı. 13.1 saniyede de 300 kilometreye çıktı iddia ediliyor. Tabii bunu satın alan dener mi bilmiyorum ama genellikle bu otomobiller artık böyle bir el bebek gül bebek bir yerlere falan saklanan otomobiller. Pek sokaklarda göremiyoruz böyle şeyleri. Görsek de zaten bu car spotter'lar var ya, ülkemizde de varlar. Bu İstinye Park'ta falan dolaşıp kendini meşhur eden çocuklar oluyor ya böyle. Onun gibi insanlar böyle diye falan üstüne atlarlar. Aman yani. Hiç uğraşan ben 9 milyon dolar verip de böyle zibidinin teki arabanın fotoğrafını çekecek diye üstüne düşmesini istemem. Gömerim onu. Lastiğinin böyle cantının içine gömerim yani. Dünya malı dünyada kalır gerçi ama olsun. Böyle şeyler olabilir. Bu aracın diğer Veyron'lardan farklı kısmı 380 km ile sınırlı bir hızı var. Mua, mua, mua. Yani hani Veyron bile 400 sınırınız olarken bu niye 380'de sınır onu bilmiyorum herhalde. Enteresan. Böyle böyle durumlar. 8 milyon dolar. Ve geliyoruz listedeki sondan 5'e. Bir kez daha bir Bugatti modeliyle karşı karşıyayız. Bu sefer Chiron Profile ile karşı karşıyayız. 10.7 milyon dolar. Şimdi 7 vardı, 8 vardı. Hadi 9 ya da 10 olmasını beklerken neden 10.7 milyon dolar? Şöyle bir özelliği var Bugatti Chiron Profile'ın. Rimac'la Bugatti birleşti biliyorsunuz. Çünkü neden? Artık atmosferik ya da içten yanmalı motorlu, atmosferik zaten değildi son Bugatti'ler ama turboluydu. Ama yine de içten yanmalı motorların, saf içten yanmalı motorların artık kullanılmayacağı açıklandı Bugatti için. Böyle olunca da Rimac'la bu Bugatti birleşiminin sonucunda son üretilen içten yanmalı Bugatti'lerde bir anda böyle hani tahmin edildiği gibi böyle pof
diye müthiş bir koleksiyon, müthiş bir yatırım aracı olması bekleniyordu. Zaten profilde de bunu gördük. Neden? Çünkü Bugatti dedi ki, biz dedi Bugatti olarak üreteceğimiz son içten yanmalı araçları açık arttırmayla satışa sunuyoruz. Ve tabii bu açık arttırma 2023 yılında Paris'te Sotheby's tarafından gerçekleştirildi ve 10.7 milyon dolara, ismini vermek istemeyen bir alıcı, bu son üretilecek içten yanmalı Bugatti'yi satın aldı. Yani 9.792.500 euro, 500'ü de var. Yani 10.777.200 dolara denk gelen bir açık arttırma sonucunda yeni sahibine ulaşacak. Tabii buna bir de vergileri ekleyeceğiz. Yani hiç hesaplamaya kalkmayın. Zaten Türkiye'de zor tabii bu aracı görmemiz. İnşallah yani bir gün hani böyle uzaktan da olsa görürüz ama pek bir zannetmiyorum. Gerçi bu yolsuzluk ortamında her şey olabilir tabii ki. Lan sen ne güzel Twitter atın öyle. Gel abi hadi gel. 1600 beygirlik bir W16 tabii ki. Az önce söylediğim Cento Dieci'deki ekibi. Zaten Volkswagen yönetimine geçen bütün Bugatti'ler biliyorsunuz W16 yerleşimli. Motora sahipler, 4 turboları var. Bunlar 1000 beygirden başladılar. Böyle 1600 beygirlere kadar geldiler. Ve yani daha da bir yere gidemeyecekler. Çünkü bundan sonra artık bu kadar güçlü, içten yanmalı Bugatti'ler olmayacak. Elektrikli Bugatti'ler olacak diye söyleyebilirim. İşte. Yani bu araç şöyle de bir unvan var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bugüne kadar bir açık arttırmada satılan en pahalı 0 kilometre otomobil. Yani listenin bundan sonraki duyacağınız araçları hani sipariş üzerine bu kadar pahalılar ya da markalar üretirken diyor ki bunun fiyatı bu. Siz zaten duyana kadar çoktan sahibi belli oluyor gibi bir durum var. Dolayısıyla bu araç anons edildikten sonra hayır onu ben alacağım falan diyenler arasında 10.7-10.8 milyonluk bir açık arttırmada bu iş gerçekleşti. İşte Bugatti Chiron Profile. Böyle bir otomobil. Ve şimdi de geliyoruz listedeki sondan dördüncü modele. Bu saate kadar bir Rolls Royce dememiştim ama demek durumundayım. Çünkü sondan dördüncü modelimiz Rolls Royce'un Swaptail'e 12.8 milyon dolara satıldı. Bu otomobil ilk böyle lanse edildiğinde, duyurulduğunda bir anda dünyanın en pahalı otomobilini yaptık dediler. Ve hani o noktada herkes abi ne yaptınız dediler. Yani dışarıdan baktığın zaman pek bir numarası yok gibi. Hani altyapı olarak bildiğin hani Rolls Royce'un ürettiği en böyle hani W değil. V12 motorunun olduğu, işte o BMW orijinli motorun olduğunu, altyapının hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz ama burada Swaptail'in esas olayı ismindeki arka bölümün böyle geliyor olmasından kaynaklanıyor. Bir de tabii Rolls-Royce az önce de belirttiğim gibi böyle hani one-off denen türünün tek örneği ya da işte 3 tane üreteceğiz, 2 tane üreteceğiz dediği bir versiyon yapıyor ki markanın imajını ve hani diğer bütün markalardan sıyrılmak için yaptığı bir hamle bu. Dolayısıyla ben dünyanın en pahalı otomobili üretiyorum, ürettim, hatta sattım bile dediği zaman alt taraftaki fakirler, ki burada fakirler dediğimde hani bu 12.8 milyon dolara satılıyorsa diğerleri de mesela en ucuzu mesela 350 bin dolara satılıyor falan, yani böyle öyle şey atıyorum. Rolls Royce'e gidiyorsun, ne alayım be, en ucuz ne var elinizde, ne bileyim Ghost var mesela falan. Hani şimdi elektriklileri geliyor, Spectre falan geliyor böyle. En ucuz ne var abi? En ucuz ne varsa ondan ver diyorsun mesela Rolls Royce bayinde. Royal Motors'a gidiyorsun mesela. Kuru Çeşme'de ne var abi en ucuz falan. İşte şu var diyor mesela en ucuzumuz. Kaç para diyorsun? TL bazında baktığın zaman ne bileyim işte 18 milyon TL bile. Yani o bile az geldi bir an kulağıma. Dolayısıyla hani 12.8 milyon dolara böyle bir aracı sattığın zaman diğerlerini de böyle peynir ekmek gibi satmaya devam etmek istiyorsun. Çünkü 12.8 milyona ulaşmak isteyenler için bir böyle hani mihenk taşı oluyor bu da. Peki 2017 yılında ortaya çıkan bu Swaptail'in olayı nedir? Şimdi sadece 4 yıl sürmüş. Şimdi sadece dediğim zaman bir saçma gelmiyor bu kadar. Sadece bir otomobilin üretilmesi 4 yıl sürmüş. Japonlar biliyorsunuz 4 yılda bir model yeniliyorlar ya da makyajlıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bu bir tane araba sadece 4 yılda üretilmiş. Neden? Orasını elde üretmişler, burasını elde üretmişler. İşte derileri efendim, işte dikenli tellerin olmadığı çiftliklerde yaşayan bizonların, danaların neyse işte hiçbir şekilde böyle sütle beslenen danalar, öyle bir şey yok da. İşte hiçbir şey. Stressiz danalarla
Dırın derilerinden yapılmış. Oğlum adam araba yaparken bile, hani deri koltuğu kullanırken bile stressiz büyükbaş hayvan kullanıyor. Biz başka bir evrende yaşıyoruz böyle düşündüğünüz zaman çok saçma geliyor gerçekten yani. Şimdi ön tarafa baktığın zaman da hani Rolls-Royce'un son dönemki işte kapıların geriye doğru işte suicidal, işte intihar kapıları falan bu araçta da var. Arka taraf tabii ki işte parlatılmış ahşap, alüminyum, deri döşemeye böyle yarış botlarından esinlenen arka kısım falan filan gibi durumlar var. Cam tavan var. Mesela hani zaten hani sürücü kısmında yani ön kısmında cam tavanımız var. Arka tarafta da bir cam tavan var. Kesmiyor. Arka taraf böyle hani botlardan esinlenen arka tarafta da arka böyle cam böyle hani bir vatozun sırtı gibi arkaya doğru uzuyor. Hani diyorlar işte biz tekneden esinlendik falan. Çok pahalı tekneler böyledir ya. Riva motorları vardır. Bunlar gibi böyle. Dolayısıyla yani iyi pazarlamışlar dediğim. Yoksa hani benim için hiçbir şey ifade etmiyor bu. Bir taraftan yani. Hiçbir şey ifade etmiyor bu otomobil. Hiç yani. Hiç. Yani bu arka koltukları bile yok. Yani saçma yani. Ama tabii yeryüzündeki en konforlu, en böyle hani bir yerde önümüze çıksa herhalde pek yolumuz şey oluruz. Oluruz herhalde ama yani dediğim gibi benim için bu listede pek ifade etmeyen araçlardan bir tanesi. Bunu da söylemek isterim. Bedava verseler olur mu ama? 100 bin lira veririm. Böyle. Ve listede çok özel bir otomobille daha beraberiz. Çünkü 17,5 milyon dolar vermiş biri bu otomobile sahip oldu 0 kilometre olarak. Yani benim de bir zamanlar hani deneyimleme fırsatı buldum. Pagani'nin Huayra modeliydi. Zonda HP Barchetta. Daha doğrusu HB Barchetta mı diyelim, Barchetta mı diyelim bilemiyoruz ama Barchetta dediğimiz aslında İtalyanca böyle küçük tekne demek. Şimdi bir insan küçük bir tekneye 17,5 milyon dolar verir mi? Verebiliyormuş. Çünkü Pagani biliyorsunuz Horacio Pagani'nin işte yıllar içerisindeki bütün birikimiyle yapmış olduğu çok butik, çok özel poster otomobilleri serisi ama bir postere 17,5 milyon dolar vermek nedir? Bir de bu otomobilin tavanının bile olmadığını düşündüğümüz noktada insanoğlu gerçekten biraz deli. Deli. Yani para bol olunca bilemiyoruz işte neler yapıyor insanlar. İşte böyle şeyler yapıyorlar ama ne güzel bir şey yapmışlar. Yani bu otomobilin güzel, çok kadar güzel bir otomobil ki yani. Böyle hani gerçeğini görsem herhalde böyle aha diye düşer. HP Barchetta. Neden? Çünkü sadece 3 tane üretildi iddiası var. Bunlardan bir tanesinin bu paraya satıldığı iddiası var ama tam böyle şeyler yok. Öyle oldu böyle oldu yok. Biraz da aslında dedikoduyla gidiyor. Çünkü bir noktadan sonra para böyle çok olunca böyle bu noktalara gelince insanlar da çok bir hani bilinmek istemiyorlar. Çünkü bunlar bir yatırım aracı. Sonra işte Hızlı ve Öfkeli Değil Neo'da 60 saniye filmindeki gibi ha bizim Mahmut'ta bir tane Barchetta vardı onunla çalsak falan noktasına gelinsin istemiyor insanlar. Çünkü işte 20 milyon dolara yakın para verdikten sonra bir sonraki hani paraya sıkıştığı zaman abimiz diyor ki mesela ben bu satacağım Barchetta mı diyor. İşte kaça almıştım ben bu? 17,5 almıştım. İşte 2018 yılıydı bu. Ondan sonra işte 30 milyona satarım falan diyor. Böyle hani bu Dilek Sabancı mıydı yakın dönemde işte bir insanın yaşayabilmesi için 50 milyon dolar mı gerekiyor falan diyordu. Yani paralar buralarda yani. Neyse biraz Pagani Zonda HP Barchetta'ya geçelim. Yani yola çıkabilen otomobiller arasında da tabii hani en pahalı konuma gelmişti 2018 yılında. Çünkü Swaptail de vardı az önce biliyorsunuz. Ondan sonra bu tanıtıldı ama bunun böyle PR'ı çok iyi yapılmadı. Zaten Zonda ortadaydı ama işte böyle bir otomobilin hani bu paralara çıkabileceğini pek çok insan beklemiyordu. Gerçi Pagani'den bunu bekliyorduk. Zonda tabii İlk modeli biliyorsunuz Pagani'nin V12 motor, Mercedes AMG'den gelen V12'si var. 2009'dan da hani günümüze bir şekilde, günümüze tam gelemedi ama bu tam motor ama yine de devam ediyor. Hala sipariş verirseniz size Zonda üretebilir bu arada. Pagani böyle durumlar var. Yani zenginin malı züğürdün çenesi görüyor işte gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. O zaman bir sonraki araca geçelim. Orada ne var bakalım. Ve geliyoruz listede sondan ikinci araca, sondan birinci mi derler aslında sonuncu, sondan birinci, sondan ikinci. Bu yıllardır tartışılan bir konudur ama tekrardan bir Bugatti'den bahsetmek istiyorum. La Voiture Noire yani siyah araba. Yani böyle Fransızca okuduğunuz zaman of be ne havalı falan ama siyah araba. Çok komik değil mi yani? Ne? Getir bizim siyah arabayı falan gibi. Hangisine baba işte bizim siyah arabayı getir oğlum falan diye. Ha şu 18,9 milyar olan
Aldığımız arabayı mı gibi, Allah'ım ya Rabbim ya. 18.9 milyon dolardan bahsediyorum. Yani şöyle ki, az önce Rolls-Royce'da bahsettiğim hani arşa çıkaracağız paraları durumu var ya işte. Bu La Voiture Noire'de de böyle bir durum var. Bugatti bunu Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2019 yılında sergilediğinde, ki o yıl Doğan da gitmişti, görmüştü bu arabayı. Doğan Kabak da görmüştü. Tabii pek çok otomobil gazetecisi de gördü. Hani onun videosundan bulabilirsiniz aslında, daha detaylarına inmek istiyorsunuz. Ama bu araç zaten orada sergilenen versiyonu bildiğim kadarıyla hani son böyle teslim edecekleri araba değil. Yani malı gösterdiler, içini hiç göstermemişlerdi o zamanlar. Ve dediler ki abi işte dünyanın en pahalı arabası bu, biz yaptık. 18.9 milyon. O yıllarda bunun sahibinin kim olduğu açıklanmadı ama bir dedikodu dolandı. Hatta dediler ki ilk aşamada bir iki dedikodu çıktı. Bunlardan bir tanesi hani Bugatti'nin sahibi olan Volkswagen grubun eski CEO'su Ferdinand Piëch aslında kendisi için yaptırmış. Ama bu biraz şey gibi yani hani lokantaya gidiyorsun, şefin tercihi gibi, hani şef kendisine bir menü yapıyor orada. Hani şef ne yiyorsa ben de ondan yiyeyim falan. Aa, şefin tabağı şeydir, pahalıdır falan. En pahalı tabaklar yani şefin tabağıdır biliyorsunuz. O yüzden hani Ferdinand Piëch de kendine 18.9 milyon dolarlık bir Bugatti yaptırdı mı bilemiyoruz. Ama sonrasında zaten bunun çok da doğru olmadığı ortaya çıktı. Bir diğer dedikodu da Cristiano. Cristiano gel. Evet işte Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. Ronaldo'nun aslında bu aracı sipariş verdiği de, ama hani bunu da henüz bilemiyoruz. Çok fazla haber çıktı. Bir de böyle tıklanmak için yapılan haber siteleri var ya, orada da görüyoruz böyle. Ronaldo kendine yeni oyuncak aldı falan. 18.9 milyon dolar moruk için. Yani. Neyse, yavaş yavaş bu araba artık yollara çıktı. Hani tanıtıldığı 2019'dan günümüze yavaş yavaş hareket eden örneklerini gördük. Ve hala hani tam olarak sahibinin kim olduğunu ben bilmiyorum. Sen biliyorsun, altı yorum olarak bırakabilirsin. Tabii ki şöyle detaylarlar La Voiture Noire ile ilgili. Tabii ki W16 motor var. İç mekanın hemen hemen diğer Shiro modelleriyle aynı olduğu söz konusu. Onlar kadar hızlı tabii ki, ama hani onlar kadar top speed'de böyle sonuna kadar gitmiyor. Özellikle böyle bir sınırlandırma olduğunu söylüyorlar. Bir de tabii adı üstünde, arabanın rengi siyah. Bu kadar basit. Bazen basit düşünmek gerekiyor. Bu sayede 18 nokta kaç dedik? 9 milyon dolara satabiliyorsun arabayı. Ve geldik dünyanın en pahalı 0 kilometre otomobiline. Pek çoğunu zaten biliyorsunuzdur. Yani bu videoyu izliyorsunuz ama benim kara kaşıma kara gözüme belki de izliyorsunuzdur. Rolls-Royce Boattail 28 milyon dolar. Şimdi bu listedeki arabalarda Maybach haricindeki diğerleri aslında biraz böyle şeydi böyle. Ben seni geçtim, sen beni geçtin, ben seni geçtim. Yani Bugatti, Rolls-Royce, arada bir Pagani takılmış böyle bir durumlar olmuş. Böyle bir aralarında böyle bir hani Sidik yarışına girmişler bir durum vardı ki aslında ben bu Rolls-Royce Boattail'ın 28 milyon dolarını da böyle düşünmek istiyorum. Bir kez daha Doğan Kabak aslında Villa d'Este'deki Concours d'Elegance'a gittiğinde bu aracı gördü. Ayrı bir videosu var. Güzel yani, ama mesela bu araba da diğer Rolls-Royce modeli gibi benim için çok çok böyle bir şey ifade etmiyor. Neden? Hani her ne kadar 20 milyon sterline, 28 milyon dolara artık ben... Yani bu notlarımı aldığım zamanki kurlar nasıldı bilmiyorum ama hani Mayıs 2021'de ortaya çıkan bu Rolls-Royce Boattail'in olayı aynen Swaptail'de olduğu gibi arka tarafı bir bottan esinlenerek yapılmış bir otomobildi. 3 tane üretileceği söylenmişti. Çoğu tabii yapılmadan, yani proje başladığı gibi satılıyor ve sahiplerinin kim olduğu bir şekilde açıklanmıyor. Arada bir yerde sızmışsa bunu kanıtlayabilirsiniz. Dediğim gibi bana söyleyin, ben de öğreneyim, yazın alta yorum olarak. Phantom 8 şasisi kullanılıyor ve hani bunu işte yeni lüks mimarisi olarak adlandırıyorlar. Tabii normal bir Phantom'dan niye bu kadar pahalı dediğimiz noktada işte yol üstüne giden bir tekne konforunda olduğu, sadece lafta değil gerçekte de böyle olduğunu iddia ediyorlar ama ben 28 milyon doları verdikten sonra bu arabayı yola çıkarmam. Yani ya da çok medeni bir yerde olmam lazım çıkarmam için, ya da böyle başıma silah dayayıp böyle hani çıkaracaksın deyip kurşun yemeyi tercih edebilirim belki, bilmiyorum yani. Ya enteresan. Tabii ki üstü açık. Ondan sonra önde 2 kişilik yerimiz var. Geniş geniş oturuyoruz. Arkada 2 kişilik yerimiz var. Kapılarımız zaten terse doğru açılan, işte son dönem Rolls-Royce kapıları zaten. Bu hani Boattail hikayesinde J sınıfı tekneler deniyor bunlara. İşte o Riva dedim ya, işte tamamen harika ahşap işçiliğiyle yapılan, hani gövdenin kendisi ahşaptan yapılıyor zaten. Bir taraftan da iç mekanda da en böyle rafine, suya karşı dayanıklı tik ağaçları, işte orada
kromlar, ne kromu, alüminyumlar, işte kaydırmaz yüzeyler, karbon fiberler, höleler, möleler falan filan gibi durumlar var. Dolayısıyla bu da hani boat tail'ın fiyatının bu kadar artmasına neden oluyor. Şöyle de bir detay vermek istiyorum. Tabii arkada bagaj kapağı bu boat tail tasarımından dolayı iki parçalı olarak yukarı doğru açılıyor. Ya o kadar böyle hani bir taraftan diyorsun ki abi kaç para eder bu falan, yani dediğin noktada hani öyle açılan bagaj kapağı içinden bir tane Rolls Royce şemsiyesi çıkıyor ki bu hani genellikle bütün Rolls Royce modellerinde vardır ama bu şemsiyeyi istersen o açılan bagaj kapağının tepesine koyuyorsun, orada bir şemsiye açılıyor falan. Ya abi böyle bir fantezi olamaz abi. 28 milyon dolar verdikten sonra hangi gerizekalı gidip de bu fonksiyonların tamamını kullanabilir ya? Barbie evi oğlum bu. Bayağı Barbie evi yani. Hani korkunç yani. Bagajın içinde mesela bu araca özel bir sofra takımı var. İşte buzdolabı var. Ayarlanan güzel kokteyl masaları var. Katlanabilen sandalyeler ve işte az önce bahsettiğim güneş şemsiyesi bulunuyor. Yani abi parayla neler oluyor, saadet oluyor mu, oluyor işte gibi durumlar var diyerek söylemek istiyorum. Ah, vallahi bilemiyorum, bakınız çenem yoruldu konuş. Ama kadehler falan çok güzel. Kadehler 10 numara. Harika. Ve hepsinin orada yeri var. O kokteyl masaları açılıyor mesela, bagaj kapağını açtın, kokteyl masasını açtın, orada pıt 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 pıt. Abi 28 milyon dolar verdikten sonra hani başka birini içirtirim. Sen iç lan, sen iç, iç, iç falan derim böyle hani. İç ulan falan gibi böyle hani, o kadar param var ki. Allah'ım çok saçma ya. Çok saçma gerçekten. Son bir detay daha söylemek istiyorum. Hani sofra takımı dedim ya. Mesela kokteyl masanızı açtınız. Piknik yapacaksınız. Zaten hani sizin için özel yemekler hazırlanmış ve kendilerini özel yerlere konmuş ya. Tuz ve karabiberlik bile var içinde. Allah'ım ya. İnsanın kendini şımartması ne kadar güzel ya. Çok acayip değil mi? Çok acayip yani. Hani bilmiyorum. Hani tuz ve karabiberlik işin artık böyle saçmalama noktası ama bir taraftan da hani bunun hani çok da saçmalanmamış bir kısmı var. Mesela içindeki saat. Bovet 1822'nin yaptığı bir saat var mesela içinde. 3,5 yıl sürmüş o saati yapmaları. 3,5 yıl böyle fıt 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 fıt. Korkunç bir şey ya. Uf. Parası yani, bu paranın içinde o saat de var burada. Hani 5,7 metre uzunluğunda o falan gibi böyle şeyleri söylemenin gereği var bilmiyorum ama işte böyle de bir böyle acayip bir şey. Çenemi çok yordu bu arabalar benim. İşte böyle sevgili izleyenler, dünyanın en pahalı 7 tane otomobili saydım zannediyorum ki zenginin malı zürdün çenesini yordu. Eğer bu videoyu izlediğinizde bu liste değişmişse alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Belki yarın öbür gün başka bir liste olarak karşımızda güncelleyebiliriz. Benden bugünlük bu kadar. Lütfen beğenin, beğenmeyin, yorum yapın. Diğer videolara da bakın bakalım. Dünyada neler oluyor otomobil dünyasında. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.